sorunları atabilirsiniz. CİMER eğitim ve bilgilendirme toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Katılımcı demokrasinin en doğru işleyen örneklerinden biridir. CİMER'in güvenilirlik oranı Türkiye'de kurumlar bazında ilk 5 içerisindedir. CİMER, kişilere hem yönetime doğrudan katılma hem de idareyi denetleme imkanı sunan ve kusursuz işleyen bir demokrasi projesidir. Bugün burada bir arada olmamızı sağlayan Sayın Valimiz Hüdayar Bülter Buhara'ya şükranlarımı sunarken eğitim ve bilgilendirme toplantımıza iştirak eden tüm kurum temsilcilerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu eğitim ve bilgilendirme toplantımızda iletişim başkanlığımızın görevleri arasında bulunan vatandaşların şikayet, talep, görüş ve önerilerinin hızlıca işleme alınıp değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve ilgisine süratle cevap verilmesini sağlamak hedefiyle vatandaş odaklı görev yapan yeni iletişim teknolojilerinin kullanıldığı CİMER sistemini anlatarak Türkiye genelinde uygulamada birliklerin sağlanması amacıyla sisteme yeni tanımlanan personeli bilgilendirip var olan personelin de bilgilerini güncelleyerek sistemin daha etkin ve başarılı kullanılmasını sağlamak, millet ile devlet arasındaki en güçlü iletişim köprüsü ve dünyanın en büyük kamusal iletişim platformu olmuştur. Bu sebeple CİMER'in sadece şikayet ve ihbar yeri olarak değil, vatandaşlarımızın yönetime katılmasının bir aracı olarak da görmekteyiz. Bölge müdürümüz bahsetti. Ben ondan öğrendiğim kısmıyla söylüyorum. Türkiye'de ilk defa CİMER bölge müdürlükleri bir ilde bu programı düzenliyor. Bu bilgilendirme programı düzenliyor. Dolayısıyla Türkiye'de ilk defa yapılan bir bilgilendirme ve bilinçlendirme üzerine yapılan programla beraberiz. Bu da ilimizin aslında ben geldikten sonra takip ettiğim CİMER ve CİMER üzerinden yapılan şikayetler başta olmak üzere her türlü başvuruyu çok önemsememizden bunu bizim yapacağımız yolculuklarda bizi bundan sonra takılacağımız tutumlarda bize rehber olabileceğini değerlendirdiğimizde bize dolayı iletişim başkanlığımızla da irtibata geçerek böyle bir programı icra ediyoruz. Bugün kendilerine de teşekkür ediyorum bölge müdürümüze bu önceliği bize verdiği için. Şimdi değerli arkadaşlar, insan iletişim üzerine yaşar. Yani aslında bizi diğer canlılardan da ayıran en önemli özelliğimiz birbirimizle konuşma başta olmak üzere iletişim halinde olabiliyor olmamızdan geliyor. Böyle bir kanalın olması, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin kurulmuş olması, başkanımın da dediği gibi esasında demokrasinin de olmazsa olmazlarının bir tanesi. Şimdi bir tarafında devletimiz var, bir tarafımızda milletimiz var. Ayrılmaz iki parça. Ama bunların hangisi için vardır derse, devlet millet için vardır. Devlet var olma sebebi, kurumların var olma sebebi, bizlerin işe alınmış olma sebebi, vatandaşlarımızın varlığıyla kaynaklanır. Dolayısıyla vatandaşlarımız var olduğu için, milletimiz var olduğu için bizler de bu işlerdeyiz. Kırşehir'de hiç kimse olmazsa, burada herhangi bir vatandaş da yoksa bizim vali olarak da burada bir işimiz yok. Dolayısıyla bizim zaten varlık sebebimiz sorunları ortadan kaldırmak, ihtiyaçlar gidermek, vatandaşlarımızla iletişim halinde olmaktır. Biz onların ihtiyaçlarını gidermek için, onların memnuniyeti için, onların işini görmek için bu kurumlarda görev yapıyoruz.
Şimdi biz kaymakamlık görevine başladığımızda büyüklerimizin bize şöyle bir nasihat verilmişti. Bir vatandaşımız bir devlet dairesine gelmek için günlerce plan yapar. Düşünür, taşınır. Ben şöyle söyleyeyim, böyle derse böyle söyleyeyim, böyle söylerse böyle söyleyeyim. Plan yapar, kurgu yapar, kendi içinden konuşur. Ondan sonra bin bir düşünceyle gelir devletin kapısını çalar. Bizim büyüklerimiz der ki, daha sorunu çözmeyle ilgili herhangi bir inisiyatif kullanmadan dahi yapacağınız tek bir şey var. İlk iş, vatandaşı dinlemek. Vatandaşımızı dinlemediğimizde onun işini çözsek dahi ondan istediğimiz memnuniyeti oluşturamayız. Herkes ilk önce adam yerine koyulmak, ilk önce dinlenmek, kendisi ifade etmek istiyor. O bakımdan bir kere dinlemek faziletini göstermemiz gerekiyor. Ondan sonra işi yapabiliriz. Mevzuat gereği, eğer mevzuat uygun değilse yapamayabiliriz. Bunu da güzelce izah ettiğimizde vatandaş inanın o devlet dairesinden içi rahatlayarak ve memnuniyetle ayrılır.